Gaziantep'in en prestijli ve karlı yatırım projesi İkonova. Sadece %1 peşinatla dairenizi seçin, ilk ödemenizi Temmuz 2017'de yapın. Aralık 2017'de evinize taşırın. İkonova'da yaşam başlıyor. Konyaspor Başkanı ve yöneticilerini bir restoranda yemekte ağırlayan Gaziantep Spor Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Kızıl, GRT'ye özel önemli açıklamalarda bulundu. Vali Ali Yerlikaya ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e kulübe verdikleri desteklerden dolayı teşekkür eden Mustafa Kızıl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için de ülkeye ve Gaziantep'e yaptığı yatırımlardan dolayı övgüyle bahsetti. Bizim için tabii önemli bir maç. Konyaspor'da önemli bir takım. Geçen sene flaş takımlarından ligi 3. bitirdiler. Bunun dışında güzel taraftarları var. Her maç stadı doldurdular. Örnek bir taraftarlar, feyirler. Hiçbir olaya karıştıklarını da duymadım. Bizim için de örnek bir taraftar grubu. Konyaspor taraftarları. Bizim de inşallah yeni stadımızla beraber biz de sahamızı dolduracağız. Bizim şehrimizin de böyle bir potansiyeli var. Antep Spor'da köklü bir kulüp, Konya Spor Ligi. Futbolcu yetiştiren, milli takımlara oyuncu yetiştiren, hedef oynayan bir takım. Son 3 senedir, 3 sene önce önemli bir sıkıntı yaşadı kulüp. Bu sıkıntı inşallah atlattı. Son 3 senedir bütçemizi kıstık. Mali disipline girdik. Hep bu sezon için hazırlanıyorduk. Yeni statla beraber hem iyi bir kadro yapmak istiyorduk, hem hedef oynayan bir takım yapmak istiyorduk. Şehre yakışan, taraftara yakışan bir kadro yapmak istiyorduk. Geçen sene sezon sonunda başlayan ve bugüne kadar devam eden güzel bir birliktelik oldu. Şehrimizin dinamikleri, başta valimiz, belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, Osmanlı maçlarımız da kulübü ziyaret ettiler. Maddi manevi bize destek oldular. Takımla toplantı yaptılar. Bizi onurlandırdılar maçtan önce. Sayın valimize tabii bir parantez açmak istiyorum. Geldiği günden bugüne kulübü olan ilgisinin alakasını hiç eksik etmedi. Bizim her görüşme talebimizi, her türlü sıkıntımızı dinledi ve elinden geleni yaptı. Yapmaya da devam ediyor. Gerek yeni stadımızla ilgili loja satışları, stadın eksikleriyle ilgili her türlü konuda bize desteklerini esirgemiyor. Bize çok samimi yaklaşıyor. Bundan dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz 15 Temmuz gibi önemli bir süreç atlattık. Sayın Cumhurbaşkanımızın dik duruşu, cesareti ve halkı meydanlara davet etmesiyle hepimizi, biz de web sitesinden bunu yayınladık. Bütün halkımızı, Antep şehrini, taraftarlarımızı meydanlara davet ettik. Ve halkımız bu sınavdan başarıyla çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımızdan bahsetmişken, stadımızdan da bahsetmiştik zaten. Çok güzel bir stat oldu. Bunun gibi ülkemizde birçok stat yapıldı, birçok tesis yapıldı. Bunların hepsinin arkasında Sayın Cumhurbaşkanımız var. Onun bizim için tabii futbolun içinde biri olarak çok şanslıyız. Çünkü futbolla çok ilgili, sporla çok ilgili yakın Sayın Cumhurbaşkanımız. Statlarımız onun eseri. Futbolu çok sevmesi, yakından takip etmesi, bize böyle statlar kazandırması, spor kompleksleri kazandırması bizim için çok önemli. Kendilerine teşekkür ediyorum buradan. Türk futbolu önemli yerlere gidecek. Bizim stadımız gibi, Gaziantep stadı gibi birçok stad yapıldı ülkemizde. Önümüzdeki 3-5 yılda Türk futbolu çok önemli yerlere gidecek. Önümüzdeki ay yeni yayın ihalemiz var. Gelirlerimiz artacak inşallah.
Türk futbolu bundan sonraki süreçte yeni statlar, yeni tesislerle beraber daha da büyüyecek inşallah. Avrupa'da önemli futbol liglerinden biri olacak. Bundesliga ligi gibi, İspanya ligi gibi önemli liglerden biri olacak inşallah. Bunda Cumhurbaşkanımızın katkısı çok büyüktür. Bunu görüyoruz, hissediyoruz. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Devletimiz, hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız tesislerle ilgili kendilerine düşeni yapmıştır. Biz de üzerimize düşeni inşallah yapacağız. Tesislere yakışır futbolcular transfer edeceğiz. Geçmişte de olduğu gibi gelecekte de yabancı oyuncuları serbest olmasına rağmen Türk oyuncularına daha çok önem vereceğiz. Türk genç oyuncuları yetiştirmeye, Türk futboluna milli takıma kazandırmaya devam edeceğiz inşallah. Bununla ilgili çalışmalarımız devam edecek. Bundan önce çok oyuncu kazandırdık Türk futboluna, milli takımları. Bundan sonra da inşallah buna devam edeceğiz. Başarıya ağaç. Biz yıldız transferinden çok yıldız yaratan bir takım olduk bundan önce. İnşallah bu sene de içimizden önemli yıldızlar çıkaracağız. Önemli futbolcular çıkaracağız. Takımın birazcık süreye ihtiyacı var. Yeni bir takım, yeni bir kadro, yeni futbol oynuyoruz. Şanssızlıklarımız oluyor ama bundan sonra inşallah bunların meyvesini yemeye başlayacağız. Bu sezon özellikle taraftarlarımızı çok beğeniyorum. Neden diyeceksiniz? Başakşehir maçında takımımız iyi bir futbol oynadı. Önemli pozisyonlara girdi. Şanssız bir gol yedik. Kendi kalemize gol attık. Maçtan sonra da futbolcularımızı tribüne çağırıp alkışladılar. Onlara teşekkür ediyorum. Gaziantep Spor taraftarına yakışır bir tepki gösterdiler, bir davranış gösterdiler. Her maçta onları görmek istiyoruz burada inşallah. Formanın önünde de, formamızın önünde de taraftarlarımızın ismini yazmak bizim için de gurur. Taraftarlar olmadan çünkü ne futbolun güzelliği olur, ne biz bu işten keyif alırız, ne futbolcular bu işten keyif alır. O yüzden yeni stadımızla beraber inşallah taraftarlarımızı daha çok maçlara bekliyoruz. Aileleri de maçlarımıza bekliyoruz. Çok güzel bir stad olur. Locasıyla, zeminiyle, akustiğiyle, ses sistemiyle çok güzel bir ambiyans var. Gelsinler o güzelliği beraber yaşayalım.